Fren hidroliğini değiştirmeden önce aracın sabit olduğundan emin olmamız gerekiyor. Aksi takdirde yaralanmalara sebebiyet verebilir. Fren hidrolik deposuna en uzak noktada olan tekerden başlayarak işleme başlıyoruz. Güvenlik önlemlerini almadan aracı kaldırmayınız. Fren hidroliği deposuna eğer eksik ise üreticinin önerdiği fren hidrolik yağını çevresine peçete ya da bez sararak maksimum seviyeye kadar doldurunuz ve kapatınız. Hava alma tapasını yerinden çıkartarak balta spreyi ile bulunan noktayı temizleyiniz. Temizleme işleminden sonra şeffaf bir hortum ile ve kelepçe ile şeffaf hortumu hava alma tapasını iyice sıkınız ki akıntı olmasın. Şeffaf hortumun bir diğer ucunu da bir pet şişeye bağlayınız. Fren hidroliğini değiştirmek için fren pedalına birden fazla kez basarak ve basma anında, yani basılıyken hava alma tapasını gevşeterek, durduğunda hava alma tapasını sıkarak ve fren pedalını bırakarak aynı işlemleri tekrarlıyorsunuz. Peki ne zaman bırakacağız? Gördüğünüz gibi şu an şeffaf hale gelmeye başladı. İlk anda daha koyuydu ve şu an daha şeffaf. Bu da yeni fren hidroliğimizin sistemde en son nokta kadar ulaştığını gösterir. Ve bu durumda da minimumu altına düşmemesi gerekiyor. Bu yüzden hidrolik seviyesini de kontrol ederek bu işlemleri tekrarlamanız gerekiyor. İlk işlem bitti. Balata spreyi ile temizleyip hava alma tapasını da kapatıp fren hidroliğini ekleyip işlemlerimize devam edeceğiz. Tekeri yerine takıyoruz. Dikkatli olmanızda fayda var. Aynı işlemleri diğer arka tekere, en uzak mesafedeki diğer arka tekere uyguluyoruz. Şeffaf hortum taktık. Bas bırak, bas bırak şeklindeki işlemleri tekrarladık. Ve son hidrolik yağının şeffaflaştığını gördükten sonra tekeri yerine takıp arka işlemleri bitiriyoruz. Ve ön tekerlere geçtik artık. Ve güvenlik önlemlerini almaya devam ediyoruz. Aynı şekilde tapayı çıkartıp şeffaf hortumu takıyoruz. Bas bırak, bas bırak şeklinde
işlemlerimizi gerçekleştirdikten sonra tekeri yerine takıp bir sonraki tekere geçip işlemi bitiriyoruz. Ve işlem burada bitiyor. Eğer yağ kaçakları varsa bunu balata spreyi ile temizlemeniz gerekiyor. Bu konu hakkında dikkatli olmanızda fayda var.